Herkese selamlar. Şu anda başlıkta da belirttiğim gibi kadın nüfusunun erkek nüfusuna oranla daha yüksek olduğu Niş şehrindeyim. 126 bin erkek varken tam 133 bin kadın var bu şehirde ve çoğu öğrenci. Neden? Çünkü Niş Üniversitesi var. Bu çok büyük bir üniversite. 28 bin öğrenciye sahip. O yüzden de bu şehirde gezerken birazdan da sokaklarda göreceğimiz gibi çok fazla öğrenciye rastlayacağız ve genç nüfusa rastlayacağız. Birazdan zaten sokakları gezdiğimde, ana caddeden yürüdüğümde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu şehir Sırbistan'ın güneyinde kalıyor. Önce Belgrad, sonra Novi Sad, ondan sonra da üçüncü şehir olarak, üçüncü büyük şehir olarak burayı, yani Niş'i söyleyebiliriz. Üsküp'teki son günüm. Buradan Sırbistan'a geçeceğim, Niş şehrine. Sınırdan sonraki ilk değil sanırım ikinci şehir ama bayağı yakın. Belgrad'a da biraz uzak bir şehir. Sonra Belgrad'a devam etmeyi düşünüyorum. Artık son günümü burada geçiriyorum. Yumruklarla dokunuyoruz her yere. En ucuz hostellerden bir tanesi. Yani Wi-Fi var, temiz, yatağınızı alıyorsunuz. 4 kişilik odada kalıyorum ben. Bir de ortak alan var burada. Yani 7-8 euroya burada konaklama ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Burada ayakkabıları çıkarıyoruz. Şurada benim odayı bir göstereyim size. Demiştim 4 yataklı diye. Şöyle şu şekilde. En önemli şey perde. Perde varsa o biri uyuyor burada. Uyuyan var. Fazla rahatsız etmeyelim. Ya burası da benim alan işte. Çantam burada. Toplu. Birazdan yola çıkacağım zaten. Ortak alanlar da her zaman çok önemli hostellerde. Yani böyle insanların takılabildiği bir yer oluyor. Burası da bu hostelin ortak alanı. Resepsiyon burada. Abi nasılsın? Eyvallah, ne haber? İyi abla, sen nasılsın abi? Sağlığın canım. Geziyorsun sen de abi. Aynen. Ne yapalım? Güç koşturmaca kardeşim. Aynen öyle. İyi, sen de memnun oldum. Ben de çok memnun Gerçi oldum. Gerçi 2-3 tane videona takip ettim. Ama bu oteli sevmemiz çok şey, bir kere şehir merkezine yakın. Gelen gidenler hoş. Evet, evet. Aşağı neden yok. Kafan rahat. Rahat yer ya. Sen Kore'de yaşıyordun değil mi? Tabii. Aynen. Seul'deyim. Nasıl, rahatın yerine mi seviyorsun? Yani şu bizi Covid bir sene sıktı. Kore'nin akıllı adam gidiyor. İşte evde çalışacağına, aynen, ben sana sigorta ödeyeceğime oturarak ödeme diyor. Çalıştırayım diyor, bu kadar. Aynen yani. Öyle. Yani. Abi tabi diyoruz, anegesey alıyoruz, bitti yani. Ben sana bir daha diyoruz, o da bitti. Ne yapalım, yoksa yürü diyecek adam. Bir de mutfağı var buranın. Mutfakta ortak kullanım alanı var. Burada herkes kullanabiliyor. İşte yemeğinizi yapıyorsunuz, ondan sonra topluyorsunuz, devam ediyorsunuz. Yani bu şekilde hosteller genel itibariyle böyle oluyor zaten. Abi görüşürüz, çok kendine memnun iyi bak, ben de memnun kendine oldum. Kendine çok iyi bak. Dünya küçük. Her zaman her aynen yerde öyle. Köy vardır yani. Burada dezenfektan da var. Sıkıp kaçalım artık. Önümü göremiyorum yani çantadan. Bu arada çok kısaca araya giriyorum. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak yolculuğuma en iyi desteği vermiş olursunuz. Yanındaki zil işaretini de açarak paylaşımlarımdan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Ve öneri ve görüşlerinizi, aynı zamanda iyi veya kötü bütün eleştirilerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi hostelden çıktım. Akşam 7.30'da otobüs. Direkt Niş'e gidiyorum. Bakalım, birçok soru işareti var şu anda aklımda, sınır geçişi ve oraya vardıktan sonrası ile ilgili. Çünkü bildiğim kadarıyla saat 10'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Yani şuna güveniyorum. Ben bir turist adıyla oraya gidiyorum. Ve otobüsün saati belli, varış saati belli. Elimde bilet olacak. Kalacağım yeri ayarlamadım.
Daha doğrusu ayarlayamadım. Ülkeye vardıktan sonra bulmak falan kolay olabiliyor ama bu sefer durum farklı olabilir. Çünkü her yer kapanmış olabilir. Yani bakalım neler olacak. En kötü çantamda tulum var. Okunamıyorum. Rahat bulduğum bir yerde uyurum. Geçerim yani bu geceyi. Yarın da bulurum zaten. Çünkü ülkeye giriş için de görmek isteyebilirler rezervasyon falan. Ondan bakalım nasıl olacak ya. Onun dışında çoğu insan PCR testi istemiyor diyor. Ama bazıları da PCR istiyor dedi. Bilmiyorum, otobüs şirketine sordum. PCR istiyorsa satmayın boşuna bana bu bileti dedim. Dedim uğraştırırım sonra sizi dedim. Hani bana doğru düzgün bilgi vermezseniz şimdiden. Yok yok dediler yani PCR istemiyor falan. Çok inandırıcı gelmedi ama hadi bakalım yani gidiyoruz. Şimdi istasyona geldim. Buradan Niş'e doğru gideceğim. Bir yarım saat sonra falan gelecek otobüs. Bekliyorum. Sneakers'la açlığımı yatıştırıyorum. Lan şuraya bile bir kasino yapıştırmışlar ya. Baksana. Otobüs durağında bile böyle araya bir yere sıkıştırmışlar bir tane. 7.30 oldu, gelmedi hala ya. Şimdi sınırda indik. Fazla çekemeyeceğim. Buradan geçince Sırbistan'dayız. Şöyle bir kuyruk var. Otobüstekilerin arka tarafta Sırbistan. Gece tam 12'de söz verdikleri gibi Sırbistan'da Niş şehrinde indim. Niş Makedonya sınırından sonraki ilk büyük şehir. Buraya geldim gecenin köründe. Yani kimse yok etrafta. Ama sanırım sokağa çıkma yasağı kaldırılmış burada. Ve her yer açık. Yani hayat normale dönmüş diyebilirim tamamen. Bildiğim kadarıyla. Yarın göreceğim aslında tabii bunları gerçek mi de. Hep anlatılanlar öyleydi. Sınırı nasıl geçtim onu bir anlatayım kısaca. Sınırda bayağı didik didik çantam A'dan Z'ye arandı. Çok hoşnut olmadım bu durumdan ama sıkıntıyla başladı diye sıkıntıyla gitmek zorunda değil. Yanımda iki Kosovalı arkadaş vardı. Onlarla da otobüse binerken tanışmıştım. Aynı muameleyi onlara da yaptılar. Neyse. İnanılmaz yorgunum. Şimdi bir saat yürüyeceğim buradan. Hostele varacağım. Alın size Sırbistan gece hayatı. Nehir var, akıyor. Işıklar var, yanıyor. İnsan yok. Şimdi odaya girdim. 8 kişilik bir oda. Böyle attım yere benim çantayı. Diğerini de buraya koydum. Şurada yatarım herhalde. Bomboş çünkü. Bir duş alacağım önce. Ondan sonra da uyuyacağım. Görüşürüz yani. 2 dolara şöyle bir balık çorbası aldım az önce. Güzel duruyor. Bilmiyorum taze mi diye sordum da taze dedi. Umarım tazedir. Oo güzel kokuyor ya. Bayağıdır balık yemiyordum. İyi gelecek şimdi. Şu bir sürü de limon aldım. C vitaminine ihtiyacımız olan dönemlerde. Şu limonları da suyumun içine atacağım ya. Dışarısı o kadar soğuk ki. Çok soğuk ve yağmur yağmaya başladı bayağı. Yani en doğru kararı aldım herhalde. Ve balık çorbası alıp hostele geri geldim. Uf, çorba efsaneymiş ya. Balık çorbasında kıl çıkma olur ya. Çorba içerken gitti demesinler sonra Sırbistan'da. Değişik olur. Şimdi asıl caddeye girdik. Asıl cadde dediğim herkesin, insanların yürüdüğü yer burası. Maske de çıkardım çünkü hani maske olan tek kişi gibi bir şeyim yani sokaklarda. Değişik bakıyorlar. Sanki yani ben virüse sahibim de bulaştırmayayım diye takıyormuşum gibi. Kafeler, barlar, restoranlar her yer açık. Sadece saat 10'a kadar. Ondan sonra her yer kapanıyor. Ama sokağa çıkma yasağı yine yok. Şimdi Kelle Kulesi'ne gidiyorum. İsminden de anlaşılabileceği gibi kellelerden oluşan bir kule. Şimdi oraya doğru yürüyeceğim. Yarım saat falan sürecek muhtemelen. Geldiğimden beri Niş'e gerçekten sürekli yağmur var. O yüzden dışarı çıkmam çok zor oluyor. Yani ara ara böyle çıkabildikçe çıkıyorum. Gidilecek yerlere gidiyorum. Dönüyorum falan.
Hani iş gerçekten beni zorladı ya. Hem hava çok soğuk hem de sürekli yağmur. Bu arada fırınlar burada da çok yaygın. Yani her yer fırın. Balkanlarda olduğu gibi Arnavutluk'ta da öyleydi. Ondan sonra Makedonya'da da aynı şekildeydi. Burada da devam ediyor. Yani börek, hep böyle her yerde börek. Böreğin çeşitleri falan. Ha, bir tane daha. Geldik. Skull Tower. Kafatası Kulesi. Kelle Kulesi. Burada da böyle güzel ufak bir köprü var ya. İnce ince nehir akıyor. Şimdi girdim, burada tickets diyor ama yani bilet alacak herhangi biri yok. Terk edilmiş herhalde. Yani bakar mısınız, burada o Kelle Kulesi'nin durduğu yerin üzerine bir kilise inşa etmişler. Yani bunun nedeni de anlaşılabilir. Yani burada zamanında ayaklanma çıkaran Sırpların kafatasları bulunuyordu. Yani onu tabii ki ortalıkta bırakmak istemeyebilirler yani burada. O yüzden üzerine de kilise inşa ettiklerini düşünüyorum. Sırp isyancıların 1800'lerde Osmanlılar tarafından kesilmiş başlarından yapılıyor. Yani tam 952 tane kafatası var içeride ve bunlardan oluşan bir kule içerideki. Osmanlı ordusunun komutanı Hurşit Paşa tarafından yaptırılıyor. Ve amaç Sırp isyancılara ibret olması. Ancak zamanla bu ibretlikten çıkıp bir anıt halini alıyor ve Sırplar için aslında bir motivasyon kaynağı oluyor. Yani ayaklanmak için, milliyetçilik için bir motivasyon kaynağına dönüşüyor. Aslında Hurşit Paşa'nın bu Kelle Kulesi'ni yaptırırken planladığı, amaçladığı şey tam olarak yerini bulmamış. Yani Sırplar tarafından tam tersine dönüştürüyor. 1800'lerin sonuna kadar bu kule açık havada ve tamamen korunmasız bir şekilde bırakıldığı için zamanla o 952 kellenin sayısı bugün 58'e düşmüş. Yani akrabaları da defin işlemleri için buradan alıp götürmüş. Şimdi yağmur başladı, içeri giriyorum. Asıl Kelle Kulesi içeride zaten. Üstüne dediğim gibi bir kilise inşa etmişler. 1809'da Sırp asiler Niş yakınında bir tepede yapılan savaşta büyük bir yenilgi alıyor. Osmanlı Sırplarının bağımsızlık mücadelesi 1804'te başlıyor. 3000 Sırp kendilerinden çok daha güçlü Osmanlı ordusuna 1,5 yıl boyunca direniyor. Sırp komutan Sinseliç saldırıda bulunan Osmanlı askerlerini öldürme ve böylelikle cephenin gerisindekilere kaçma zamanı tanıma amacıyla kendi cephaneliğini havaya uçuruyor. Ve askerleriyle birlikte orada ölüyor. İçeride de zaten gördük onun olduğu varsayılan kafatasını. Savaşın ardından Osmanlı ordusunun başındaki Hurşit Paşa ölen Sırpların kellelerini topluyor, kafa derileri yüzülüyor, içleri dolduruluyor ve İstanbul'a gönderiliyor. Geri kalan kafatasıyla da bu kule yapılıyor. Ve bu gördüğünüz son hali de 1992'de Belgradlı bir mimar tarafından kulenin her tarafını kaplayacak ve örtecek şekilde bir kilise yaptırılmış. Bu arada bilet varmış. Şu karşıdan alınıyormuş. 2 dolara denk geliyor. 200 Sırp dinarı gibi. Bileti de aldıktan sonra yağmur başladı zaten. Dönüşe geçeceğim. Bunlar ne eti bilmiyorum ama her yerde görüyorum. Bunlardan yapıyorlar hep. Şöyle fiyatları göstereyim biraz size. Mesela burada omlet falan var. İşte 180. 100 Sırp dinarı 1 dolar ediyor. O şekilde hesaplayabilirsiniz. Mesela burada pizza. Pizza margarita 2 dolar. Büyüdükçe fiyat da büyüyor. 4-5 dolar. Şu anda Balkanların öyle ortasındayım ki şu tabelada görebilirsiniz aslında. Burası şehir merkeze gidiyor. Sola doğru gidersek Center dediği. Yine sola doğru gidersek Pristina yani Kosova'ya çıkıyor. Yine sola doğru gidersek Skopje Atina diyor yani Yunanistan. Hatta sağa gidersek de Sofya diyor yani Bulgaristan'a doğru ilerliyor. Bakar mısınız sokağa? Çok güzel değil mi ya? Daha doğrusu ağaçlar çok güzel. Hava hep böyle işte, hep kapalı. Burada da İslam Aga Camii var ama şu anda kapalı olması lazım. Şimdi
Kızılaç Nazi toplama kampına doğru yürüyorum. Evet, yani yanlış duymadınız, Sırbistan'da da toplama kampı var ve şimdi oraya doğru yürüyorum. Şimdi geldik. Şimdi bu kapıdan giriş yapacağız. İçerisi toplama kampının bulunduğu alan. Daha önce girdiğim toplama kampı Polonya'daydı. Bildiğiniz, herkesin bildiği toplama kampıydı o. Burası biraz daha bilinmeyen bir yer. Nişte. Hatta Sırbistan'da olduğu bile bilinmiyor normalde. Şimdi bakalım, girelim, neler göreceğiz. Şimdi bu arkamda bulunan yer Kızılaç Nazi toplama kampının kapısı. Neden Kızılaç diyorlar? Yani ilginç çünkü ismi biraz. Kızılaç. 1941 yılında Naziler tarafından bu toplama kampı yapılmadan önce burada Kızılaç bulunuyordu. O yüzden buranın ismi Kızılaç toplama kampı olarak kalmış. Sırbistan bayrakları. Şimdi bir bilet aldım böyle bir yerden giriş için. Bu da 2 dolara denk geliyor tam olarak. Aynısını Kelle Kulesi'nde de almıştım 2 dolara. Going inside. In the middle. First you, yes, go left. Okay. When you finish you go upstairs. Ups. Okay. And second floor 20 solitary authentic. Okay, thank you. You're welcome. Girişte de söylediğim gibi burası 1941 yılında Naziler tarafından kuruluyor. Burası Kızıl Haç tren istasyonunun hemen dibinde bulunuyor. O yüzden buraya resmi olmayan ismiyle Kızıl Haç deniyor. Burada esir tutulanların isimleri. İsimlerden bakılırsa çoğu Sırp duruyor. İkinci Dünya Savaşı'nda kurulan bu toplama kampında 1941'den 44'e kadar 35 bin insan esir tutulmuş ve sonradan Yugoslavya tarafından serbest bırakılıyor. Toplama kampında genellikle Sırp direnişçiler, Romanlar ve Museviler toplanıyordu. Burada 35 bin insan tutuluyordu ancak bunlardan tam 10 binden fazlası öldürüldü ve bugün buraya yakın olan Bubanj Dağı'na anıt dikildi. Şimdi yukarı çıkıyorum. Bir katı daha varmış buranın. Burada da işte esir tutulup burada öldürülen kişiler. Bu toplama kampında 4 kategoride insanlar tutuluyordu. Birincisi misilleme. Yani ölen her bir Nazi askerine karşılık 100 kişi burada öldürülüyordu. Onun dışında yaralanan her bir askere karşılıksa tam 50 kişi öldürülüyordu. İkinci kategori, tahmin edebileceğiniz gibi, Yahudiler. Sadece Yahudi olmaları yeterliydi. Üçüncü kategori ise Tito'nun destekçileri, yani komünistler, yani Sırp direnişçiler. Ve son kategori, yani dördüncüsü ise Yugoslav ordusuyla işbirliğindekiler. Bundan 75-80 yıl kadar önceye gittiğimizi düşünürsek, bakar mısınız bu duvarlarda, acaba buralarda neler yaşandı ya? İnsan gerçekten yani merak ediyor buralarda. Şu anda yürüyorum ama yani belki bundan 75-80 yıl önce aynı koridorda, aynı duvarlara bakarak veya sürüklenerek kimler yürüdü acaba veya yürütüldü? Bu da mesela Radivoje Popović diye bir tutuklunun, bir esirin buradaki üniforması. Eşyaları, eldivenleri, kaşıkları. 1941'de Naziler Niş'i işgal ettiğinde buradaki bütün romanları alıkoyuyorlar ve evlerini terk etmelerine dahi izin vermiyorlar. Bu kampa topladıkları romanlara ise artık neler yapıldı siz düşünün. Onun dışında romanları bitli olarak ifade ediyorlar. Yani diyorlar ki siz bitlisiniz diyorlar, bitli bir ırksınız ve buradaki roman mahallelerine gidip bütün romanları tıraş ediyorlar. Buradaki romanlara gerçekten çektirmişler. Evlerini terk etmelerine hiçbir şekilde izin vermemişler ve aynı zamanda bileklerine sarı bir bileklik takıp onları ayırt etmek istemişler. Bu yüzden hani romanların çektiğini belki de buralarda kimse çekmemiş olabilir. Şu anda da en üst kattayım. İşte esirlerin tutulduğu hücreler. Bakar mısınız ya, şuralarda tutulduğunu düşünsene.
Ve yani hani sonu gelmeyen bir mahkumiyet. Neden yargılandığını bilmiyorsun tam olarak. Bu işin ne zaman biteceğini bilmiyorsun. Ne kadar tutulacağını bilmiyorsun. Buranın kapısı açık. Şimdi çıktım dışarıya. Gerçekten çok kasvetli bir ortam içerisi ve yani şöyle bir durum var. Şu an artık Covid'den dolayı normalde de mi böyle bilmiyorum ama tek başımaydım. Yani 3 katlı bir bina. Şunu görüyorsunuz. 2 kat gibi görünüyor da bir de üstünde teras gibi bir yer var. Bütün odalarını gezdim. Bayağı vakit geçirdim. İçerideki şeyleri de okudum ekstradan. Görüyorsunuz kampın kuleleri bunlarda. 2 tane de orada olması lazım herhalde. Bunlar ne bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Şimdi bu toplama kampından çıktım. Hostele doğru yürüyeceğim. Size bir de en son olarak hosteli göstermek istiyorum, kaldığım yeri. Bir bakın Niş'te nasıl bir yerde kalıyorum. Eğer gelirseniz kalabilirsiniz. Öneririm çünkü çok temizdi ve zaten yeni. Sahibi de iyi bir insan, iyi bir Sırp. Şimdi yol üzerinde bir pazara girdim. Burada pazardaki satıcılar hep yaşlılardan oluşuyor. Hiç genç göremedim yani. Burada da pazar bitti. Şimdi de geldik benim hostele. Burada kalıyorum ben. İlk geldiğim gün gösteremedim. İnanılmaz yorgundum. Akşam geldim zaten, bayağı geç. Berta diye de bir içinde şöyle ufak bir barı var. Hatta ufak değil yani, gayet büyük ya. Büyük denebilir tabii, aynen. Büyük. Hey, how are you? Hey, very well. You? What's up? Working. Jump. Working? Yes. Hi. What's up? How are you? Very well. You? Good, thank you. Oh, but it's empty now. Yeah, do you think it's going to be full like in the evening? Yeah, maybe in 3-4 hours. Like that, yeah? Because it's sunny, I think. Yeah. See ya. İçeriği göstereyim. Şifre neydi ya? Unuttuk şifreyi, beyin yavaşladı. Yani zaten girişten anlaşılıyor. Yani bir yere girdiğinizde orası temiz mi değil mi? Direkt anlıyorsunuz. Şöyle kettle istedim ben. Bayağı iyi oluyor çay falan için. Bu şekilde. Eğer buraya gelirseniz kesinlikle öneririm yani. Başka yere gitmenize gerek yok. Fiyat olarak da çok uygun. Şimdi yanımda çok güzel bir insan var. Sizle onu tanıştıracağım. Burada tur rehberliği yapıyor aynı zamanda. Ve bakanlığa bağlı olarak yapıyor bunu. Nenad. My name is Nenad Rokvic. It's been like raining for the last 3-4 days since I came. It's horrible. It was crazy. We were joking here like it's the winter is coming back. I've been wearing this for the last 3 months. I will burn it, you know? Like what would you say the best thing about Niş and the worst thing about Niş? The best thing about Niş, well, if you are interested in history and geography, then you will be probably finding yourself in the best possible town in Balkan Peninsula with the various names, Nisus, Nice, Niza, and everything else. Yeah, I heard Nisus. Yes, Nisus. Coming from like from Celtic Byzantine. Tribes. Yes. Yeah, you also, heard this. You heard this legend. Well, the Celts were settled here before Romans and before the Greeks, and they named the river Naissa. Today it's called Nishava. Nishava. Yeah, Nishava, and the city is Niş, of course. And the worst thing, well, I don't know. Yeah, maybe, I always want to hear the worst thing as well. The worst thing. Well, the worst thing is that, I think that we're not a capital. There are a lot of hotels and hostels in the city. A lot of them, if you look at the architecture, it's kind of like Bavarian style. Yeah, I think so. Yeah. It's like, you know, Strasbourg. Yeah, Strasbourg. Yeah, I think we look funny from there. Yeah, really? Yeah. It's right in the city center and you're obliged by the law to have standards, and that Serbia. In Serbia, of course. Especially during these days, cleanliness is the most important thing. You know what they ask me? Check for the room that nobody stayed there for 4 days. The thing with pandemic is so terrifying and so horrible. Exactly. Everything stopped, and now we are vaccinating and we are heading forward. How is the vaccination going in Serbia? Pretty well. There is a vaccination tourism. Yes, everybody wants to come here to get a vaccine, because you can choose a vaccine here. You can choose
Pfizer, AstraZeneca, Russian vaccine, Chinese vaccine. So you have four of them. You can choose, mm-hmm. and you can come here, sit one day and have vaccination. Then you have to come in 3 weeks to get vaccinated again, you know, for the second dose. Do you have many like Turkish tourists? Yes, we have. I think so. Well, we had until COVID, of course. Exactly. We had a lot of Turkish tourists coming. When they are on the bus, mm-hmm. they are always sleeping in Niš if they are starting from Istanbul. Okay, thank you so much for all the information. You're welcome. The best thing, the worst thing, everything about Niš. Hope to see you somewhere on Earth. Yeah, of course. See you. Hava güneşli olduğu için şu anda her yer açık ve kalabalık. Normalde bu kadar insan sokakta olmuyor. Daha geçen hafta açıklanan bir kararla bütün kafe ve restoranlar açılmaya başladı. Ve yani içeride insanlar oturabiliyor. O da bu kalabalığın bir başka sebebi aynı zamanda. Burası da tam olarak meydanı Niş'in. Şuradan geçen cadde zaten en işlek caddesi. Bu caddenin sonunda nehre çıkıyoruz. Nişava nehrine çıkıyoruz. Şimdi bu caddeden bir yürüyelim bakalım. Şurada ileride kale var. Niş Kalesi. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Bir köprüden geçeceğiz. Köprünün altında da buranın meşhur nehri kalıyor. Kaleye girmeden önce şöyle bir nehre ineyim dedim. Burası da Varanasi'deki gatlara benziyor. Bu ölü yaktıkları merdivenler vardı ya nehre giden. Aynı onlara benzettim ben bunu ya. Bu nehrin ismi Nişava. Bütün şehri ortadan ikiye yarıyor bu nehir. Ve bir sürü köprü var. Böyle belki 8-10 tane köprü var. İşte her 200 metrede bir. Ve buralıların yani Nişlilerin rutin bir aktivitesi. Buralarda işte yürümek, köpekleriyle dolaşmak, koşmak, spor yapmak gibi aktiviteler yapıyorlar. Hatta görebilirsiniz hemen dedikten sonra şurada bir köpekle yürüyen kadın. Bu arada Niş Sırpça'da yani kendi dillerinde ne ise senin üstünde de şöyle bir işaret var. O şekilde yazılıyor ve Niş diye okunuyor. Ve Niş ismini bu işte akan Nişava nehrinden almış. Buraya M.Ö. 300'lerde Celtic kabileleri Navisos demiş. Bu sonradan Latince Naissus olmuş ve en son Slavca Niş olmuş. Şimdi kaleye geldik, Niş Kalesi'ne. Burası 5. yüzyıldan yani 500'lü yıllardan itibaren hep Türk boylarının yayılım alanı içinde kaldı. Şimdi kalenin içine girdim. Hemen sol tarafta bir hamam karşıladı beni. Türk hamamıymış. Bu hamam 15. yüzyılda inşa edilmiş. Yani 1400'lerde. Ve bu kale içindeki yani Niş'teki genel olarak en eski Osmanlı yapısıymış. Ama şimdi tabii burada bir caz müzesi var. Hatta o bile kapalı. Burası Doğu Roma İmparatorluğu. Bulgarlar, Slavlar, Macarlar, Sırplar derken en son Osmanlı'nın hakimiyetine düşüyor. Yani şu anda bu kalenin içi böyle yemyeşil bir alan. İnsanların gelip burada rahatladığı, işte oturduğu, sakinleştiği, kafa dinlediği, huzur bulduğu bir yer. Buranın ismi de Decumanus Maximus. Yani Bizanslılardan kalma, 5. 6. yüzyıldan kalma buranın en işlek, en önemli caddesiymiş normalde burası. Yani burasının artık şöyle bir genel olarak bölge mi bilmiyorum da burası için yazıyor. O zamandan kalmış yani. Çünkü biliyorsunuz burada Osmanlılardan önce Bizans İmparatorluğu vardı. O yüzden hani bu yapıların çoğu da aslında Bizanslılardan kalma. Bu bölgedeki tüm diğer şehirlerin olduğu gibi 1300'lerin sonunda burası da Niş de aynı zamanda kalesi de Osmanlı egemenliği altına giriyor. Ve bugün gördüğümüz çoğu şey Osmanlılardan önce yapılmış olsa da, yani burası zaten var olsa da, en son dokunuşlar Osmanlı zamanından kalma diyebiliriz. Az önce sohbet ettiğimiz Nanat'tan tren olduğu bilgisini öğrendim. Yani Niş'ten Belgrad'a
Ya ben bunu kaçırmıyorum, kaçırmam. Şimdi tren istasyonuna gidiyorum. Yarın çünkü Belgrad'a geçeceğim. Şimdiden bir bakacağım yani orada saatlere, fiyatlara falan. Ona göre belki şimdi gittiğimde bileti alırım. Almasam da yarın en azından saati bilirim. Ona göre çantamla gelirim. Çünkü merkezden 2-2,5 kilometre kadar uzaklıkta burası. Şimdi burada bileti sordum. Biletin fiyatı 960 dinarmış. Yani işte 9 dolar gibi bir şey oluyor. 9-9,5 dolar gibi bir şey oluyor. Yani otobüsün fiyatı da farksız yani aynı. Hatta otobüs galiba 11-12 euro falan. Daha da pahalı. Ve dip dibe bir sürü insanla gidiyorsunuz. Biliyorsunuz çok da insanlar önemsemiyor bu coğrafyada Covid'i. Yani pek mantıklı değil açıkçası otobüs yolculuğu. Böyle seçenek varken bunu kullanmak lazım. Böyle şebek gibi olduk ya. Yani almadım şimdi bileti. Yarın zaten 12'deymiş. 12.30'daymış. Direkt geleceğim yarın çantalarımla. Buradan alıp öyle geçeceğim. İşte bu trenle gidiyoruz. Şu trenle gitsem ne güzel olur ya. 350 saat sürer muhtemelen Belgrad'a varışım ama keyifli olur yani. Şimdi bana çok önerilen bir fırına geldim. Burada nasıl fırın ya? Hamburger diyor ama. Kalinka. Kalinka işte buldum. Şimdi biliyorsunuz her Balkan ülkesinde olduğu gibi Sırbistan'da da börek meşhur biraz. Burası da en iyi yerlerden biriymiş. Şimdi burada bir tanesini deneyeceğim ben. Yola çıkmadan hemen önce birazdan da yola çıkacağım, trene bineceğim. With cheese. Quarter. Only cheese. Only. Only cheese, only cheese. Yeah, yeah only cheese. Sadece peynirli oluyorum. How much? Like two of them. How much is it? Do you have yoğurt? Yes. Okay, thank you. Yoğurt dedim, böyle bir ayran gibi geldi. Burada yoğurt içiliyor. Yani ya yenebilir tabii de içiliyor yani. Böyle değişik oluyor tadı bayağı. Benim hoşuma gitti yani.